Şimdi günümüzde bugün bir bitki getirdim. İsterseniz onu da bir tanıtayım. Evet hocam, değişik bir bitki. Bu biraz solmuş tabii, solmuş hali. Çentiyan. Bunu dağdan topladı bir arkadaşımız, bizim için gönderdi. Fakat kimse bu bitkiyi toplamaya kalkmasın. Çünkü bir, bitki yasak. Toplanması yasak. Koruma altında. Çünkü toplana toplana yok edilmiş. Zaten bunu toplamak için 2000-3000 metre daha çıkacaksınız. Kalmadı. Düz ovada yok. Bir, birincisi, iki, çentiyanın kökü topluyorum derken ak çöpleme denen bir bitki var. Yaprakları aynı. Gördüğünüz zaman bir insan ayıramaz. Yanlış bitki toplarsa öbür ak çöpleme denen zehirli olan bitkiden çok var. Yanlış bitki toplarsa kişi hemen aynen zehirlenir, ölür. Onun birkaç gramı öldürücü. Öyle tehlikeli. Yani bilmeyen kişi çentiyan toplaması bir, yasak, iki, tehlikeli. Yani yanlış bitki toplarsa ölüme sebep olur. Bu nedenle kimse çentiyan toplamaya kalkmasın. Ha, şöyle olur. Bu bitkinin şu tohumları bahçelere ekilerek yetiştirilebilir. Türkiye iklim bakımından dünyanın en mükemmel ülkesi. Bunun kökü çok önemli. Nedir hocam bu bitkinin pratikteki faydası? Çentiyan kökü mide bağırsak rahatsızlarına karşı etkili, fakat en önemli özelliği anoreksiya denilen hastalığa karşı etkili olmaz. Anoreksiya. O zaman nedir? Hastalık nedir diye soralım size. Anoreksiya hastalığı. Bazı insanlar da böyle meslek yapmak, kariyer yapmak tutku haline geliyor. Meslek yapmak tutku haline geliyor. Kariyer için ne yapıyor? Kariyer sahibi olabilmek için bakıyor ki, bayanlar da bu. Ya anne olacağım ya kariyer sahibi olacağım. Kariyer sahibi olmak için mesela mühendis, müteahhit, işte bir iş yerinde, şirkette müdür, genel müdür veyahut da manken, artist olabilmek için anne olmamam gerekir diye bir takıntı yapıyor. İşte doğum yaparsa göğüslerim sarkar, karnım sarkar, işte basenlerim genişler vesaire diye. Bu tür takıntısı olan insan zamanla hastalık haline geliyor. Az yemek yemeye başlıyor. Yemeğini, yediklerini azalta zamanla bir şey yese dahi sindiremez hale geliyor. Sindirim salgısı salgılayamaz hale geliyor. Çünkü yedikleri artık yetersiz. Bu psikolojik panik haline geliyor. Zamanla beyin de yediği şeylerden tiksinti uyanıyor. Artık bir şey yemez hale geliyor. Tedavi edilmezse, tedavi edilemiyor. Çoğu sıfır beden diyorlar işte. Bazı mankenler ve İspanya'da böyle birkaç vaka oldu. Bu hastalığa yakalanan %10'u intihar ediyor, ölüyor.